Peki hocam, gebelikte tiroid hastalıkları önemli midir? Gebelikte tiroid hastalıkları oldukça önemli. Çünkü hem annenin sağlığı hem de bebeğin sağlığı söz konusu. Orada da hipotiroide sık rastlanan bir problemdir. Hipotiroidiye bağlı düşükler olabilir. Bir türlü kadın gebe kalamıyor olabilir. Bunların zaten hamile kalamıyor ise tiroid hastalıkları mutlaka incelenen şeylerdir kadın doğumcular tarafından. Veya hatta ameliyat olmuş olabilir. Hashimoto'ya bağlı hormonları düşük ise bu hamilelik döneminde sık ve düzenli takip gerektirir. Yoksa gerçekten hem bebekte problemler gelişebilir, daha da önemlisi düşüklere neden olabilir. O yüzden iyi uzmanlarla çalışıp düzenli olarak takip ettirmeleri gerekir. Doğum sonrasında kanamalar meydana gelebiliyor. Aynen, evet. Doğum sonrasında erken doğuma neden olabilir, kanamalara neden olabilir. Sezaryen olmasına sebep olabilir. Olabilir, o da doğru. Onun için düzenli takibi gerekir. Peki hocam, tiroid hastalıkları genetik midir? Yani aile öyküsünde tiroid hastalığı varsa kişiler kendine dikkat etmek zorunda mıdır? Genetik mi var mıdır? Evet, tiroid hastalıklarının hem genetik tarafı vardır hem de epidemiyolojik tarafı vardır. Yani yöresel bazı bölgelerde tiroid hastalıkları daha sık görülür. Ve diyetle de ilişkisi vardır. Şöyle ki, örneğin bizim Karadeniz bölgesinde kara lahana çok sevilen bir yemektir. Evet. Kara lahananın da iyot eksikliğinden dolayı tiroid hastalıklarına neden olabilir. Ya da bölgede içilen sularda ya da kullanılan tuzlarda yenilen gıdalardan dolayı iyot eksikliğine bağlı bazı yerlerde guatr hastalıkları oluşur. Ve bazı ailelerde de dediğiniz gibi guatr hastalığı nasıl ağzı burnu benziyorsa tiroid bezi de benzer erişkinlere, çocukların. Dolayısıyla büyük yaşlarda bu hastalıklar onlardan geçebilir. Peki iyotlu tuz mu tüketmemiz gerekiyor, iyotsuz tuz mu? Yani esasında benim önerdiğim deniz tuzu tüketilmesi. Bu daha çok yani hazır öğütülmüş tuzlar değil de değirmen şeklinde olanlar var ya, onlardan daha çok da iyotsuz tuzun tüketilmesi önerilir. Çünkü tuzu birçok şeyle de alıyoruz. Meyve, sebzelerle de alıyoruz. Diğer gıdalarla da. Dışarıda yemek yiyoruz yine tuzlu. Tuzu zaten Sağlık Bakanlığı da uzun dönem diğer ülkeler gibi mümkün mertebe tuz tüketimini azaltma yönelik çalışmalar yaptı ki de çok doğru ve haklı şeyler bunlar. Minimalize tutmak lazım. Peki tiroid hastalarının beslenmelerini nasıl öneriyorsunuz? Neler tavsiye ediyorsunuz? Neler tüketmeliler? Tiroid hastaları tiroidin iyotu özellikle tüketen gıdalardan uzak durmaları lazım. Evet. Onda da ağırlıklı olarak kara lahana ve benzeri ürünleri daha az tüketmeleri lazım. Buna dikkat etmeleri lazım ama hani normal etini de yiyebilirler. Çok da sıkı bir diyete gerek yok bunun için.